Damla yetiştirme yurdunda büyüdüğünü söyledi. Nerede doğdun peki? Kendinden bahseder misin? Ben Bursa'da doğmuşum. Annem bana hamileyken trafik kazası geçirip hayatını kaybedince beni yurda bırakmışlar. Sana hamileyken sen nasıl hayatta kaldın? Bir şekilde hayata tutunmuşum işte. Annemin kalbi durmuş. Beni de doktorlar kurtarmış. Baba? Yaren, ben senin akrabam olduğunu kimseye söylememiştim. Eski mahalleden bir komşumuzun kızı diyeceğim. Annesi babası ölmüş. Tamam peki. Ben çok özel sorular sormuyorum değil mi? Yok. Babamı da o kazada kaybettim. Başın sağ olsun. Kaçıncı sınıfa kadar okuyabildin peki? Ben Bursa'da Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Sonra üniversite sınavına girecektim ama sınava giriş kağıdımı kaybettim. Sonrası karışık. İşte Eda ile yurttan ayrılmak zorunda kaldık. İş bulmaya çalıştık. Buraya geldik. Bir anda burada bulduk kendimizi. Ama seneye tekrar üniversite sınavına gireceğim. Ben doktor olmak istiyorum. Neden? Neden? Sanırım benim hayat hikayemle ilgili. Ben kurtarabildiğim kadar hayat kurtarmak istiyorum. Kimse sevdiklerini zamansız kaybetsin istemiyorum. Eğer bir şey yapılabiliyorsa yapan kişi ben olmak istiyorum. Ne kadar aydınlık birisin ya. Değil mi Ekin? Evet. Öyle. Teşekkür ederim. Toplanmış ne konuşuyorlar bunlar böyle? Peki, hayatta en çok kimi seviyorsun? Yani kime güveniyorsun? Yani güvenilirliği tartışılır. Ama Eda'yı çok seviyorum. Biz gözümüzü yurtta açtık, birbirimizi gördük. Başka kimsemiz yok. Neden güvenilir değil? Yani Eda eğlencelidir, deli doludur. Ama sağ solu belli olmaz onun. Ne yapacağı belli olmaz yani. Ama beni kalpten sever. Ben de onu çok severim. Siz hep yurtta mı yaşadınız? Evet. Yani aslında küçükken bize evlatlık edinmek için gelmişlerdi ama Eda her seferinde Yaren'den ayrılmam ben diye olay çıkardı. Biz kardeş gibiyiz. Aslında kardeşiz. Bir kan bağına ihtiyacımız yok. Böyle anlatabileceğim bir şey değil. Hiç kavga etmez misiniz? Yani aslında kavga etmediğimiz gün pek olmaz. Ama kim kendini suçlu hissederse diğerine gofret alır. Böylece barışmış oluruz. Kenan? Öğrendim Neval, öğrendim. Kızın ismi Gülsün Güneş'miş. 18 yaşını doldurmuş. Doldurunca da yetimhaneden ayrılmış. Şu anda İstanbul'daymış. Gülsün Güneş. Lütfen hemen araştırmaya başlar mısın? Bu kız nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor öğrenmek istiyorum. Neval, neden öğrenmek istiyorsun anlamıyorum gerçekten. Yani annesini öldürdüğün kızı bulup ne yapacaksın sen? Bana sesini yükseltme, tamam mı? Ben suçlu değilim. Beni delirttiler. O kadın ailemi, yuvamı yıkacaktı. Her şeyimi elimden alacaktı. Tamam, sakin ol Neval. Sakin ol. Tamam, sakin olayım ama sen de beni suçlamayı bırak, tamam mı? Bana Gülsün Güneş'i bul. Hemen. Tamam Neval, tamam. Araştıracağım. Ama bak, bulamayabilirim, haberin olsun. Sen yeter ki bunu takıntı haline getirme, olur mu? Bak, ortada belli olan bir şey var zaten. Abim Firuze'den bir kızı olduğunu bilmiyor. Bu kız zengin bir babası olduğunu bilmiyor. Yani bilse çoktan ortaya çıkardı, değil mi? Ya şimdi ortaya çıkarsa? Bak Kenan, ben bu riski göze alamam. Anlıyor musun? O kızı bulup hayatımdan uzak olduğundan emin olmam lazım. Oldu ki bulamadık. Kız kendiliğinden ortaya çıkarsa o zaman önlemimizi alırız. Bak, ben senin yanındayım. Düşmanın falan değilim, tamam mı? Lütfen biraz sakin olur musun? Tamam Kenan, tamam. Kapatıyorum ben şimdi. Yaren, çok teşekkür ederim vaktini ayırdığın için. İzin verdiğine dair şuraya bir isim soyisim, şuraya da imza gerekiyor. Gülsün yazdın. Evet, benim
kimlikteki adım Gülsün. Yetimhaneye gelen çocuklara genelde böyle isimler verilir. Gülsün. Yani işte hep Gülsün anlamında. Peki yani ne hoşuna gittiği isim falan mı kullanıyorsun? Yok. Hacer teyze bana hep derdi ki annen senin adını Yaren koymak isterdi. O yüzden ben de Gülsün adını kullanmıyorum. Yaren adını kullanıyorum. Bu yeterli mi? Yeterli. Çok teşekkür ederim. Ne oldu anne? Ne oldu anne? Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yapmıyorum ya. Lale abla Yaren ablanın fotoğrafını çekmiş de sergisinde onu kullanmak için izin istedi. Bir de birazcık sohbet ettiler. Ben de o sırada podcast'imi kaydettim. Yani açıkçası Yaren ablanın daha bundan haberi yok ama ben onu bir ara hallederim. Bu arada hayat hikayesini anlattı. O kadar ilginç ki inanamazsın. Damla, sana ne burada çalışan kızın hayat hikayesinden? Hayır Lale de bir tuhaf. Yani ne gerek var bu kızın fotoğrafını sergiye koymanın? Hadi gel eve geçelim. Tamam. O zaman ben işimin başına döneyim. Tamam daha fazla tutmayayım seni. Bir şey diyeceğim podcast. Derslerine hiç bakıyor musun?